Gözleriniz mi adam? Gözlerinize bakıyorum da sanki bir yangın yeri. Yüzünüz talan edilmiş bir imparatorluktan kalmış gibi. Bir şair oturmuş o iki kaşın arasına, tüten dumana ve akan kana bakmaksızın, aldırmaksızın patlayan bombalara şiir söylüyor gibi. Aslında aşktır en çetin meydan muharebesi. Siz koşuştururken lise bahçelerinde, dilinizde göt eden yarım yamalak ezberlenmiş iki dize ve deri ceketinize yaslanmış yürürken yağmurda, bir şairdim ben kalbini büyüten dumanlı odalarda. Benim kalbim dumanlı odalarda büyüdüm adam. Yalan yok. Yalan asla olmayacak. Çünkü aşk üstümüze serpiştirip duran o yağmur bir gün sizi de ıslatacak. Bir gün siz de hüzünle bakacaksınız kalbimin içine. Orada yenilenmiş bir şarklıyı göreceksiniz. Biz şarklılar, yani Allah'a inananlar, oruç tutanlar ve asla konuşamayacakları kızlara aşklananlar hep yenildik. Farklı mağlubiyetlerden kuruldu tarihimiz. Diyorum ki, vaktin varsa bu akşam bizim yüzümüz kızarır madem. Söyleyemeyiz. Biz uzaktan sevmelerde birinciyiz. Genç kızlara başımızı çevirip bir bakmayız. Bir bakarsak usulca elimizden kayarak parçalanır kristal gençliğimiz. Biz kristal gençleriz madem. Kolayca tuz buz oluruz. Eve gitsem daha iyi. İyi de benim o darmadağın halimi bırakıp nereye? Her gece saatlerce alıştırma yapıp da bir tek veda sözü fısıldayamamanın sıkıntısını, aşksızlıktan solan bu cismi terk edip nereye gidiyorsunuz madem? Merdivenlerde peşinizden koşup da isminizi haykıramamayı, size bakarken derin bir acıyla kıvrandığımı fark etmeden nereye ha? Sophie, Rosemary, Ayşegül. Onun için üç isim seçmişti. Yukarıdaki satırlara baktı ve ben bunun alasını lise yıllarında yazdıydım diyerek iç geçirdi. Fakat lanet olası o duygu yakasına yapıştığına göre bir kez daha aynı sözcükleri kullanarak bir öykü yazmalıydı. Onun için üç isim seçmişti. Kendisi için üç ölüm. Bir gün yağmur yağsa, sırılsıklam o yağmurda ıslanacak ve elinde sımsıkı tuttuğu bir karanfille gözyaşları saçlarından sızan yağmura karışacak, onun kapısı önünde duracaktı. Onun kapısı önünde duracak ve asla zili çalmayacaktı. O kapının önünde saatlerce ağlayacaktı. O sırada fonda In Your Green Eyes çalacaktı. Sophie, Sophie, heyhat Sophie gidiyordu. Mağrur bir prenses gibi şairin kalbinden sürgün edilmişti. Sanki hilafet ilga ediliyordu. Saltanat sefalete mahkum edilmişti. Tarih yeniden yazılıyordu. Sen benim sürgünümsün Sophie. Benim ülkem dağlık ve karanlıktır. Dağların arasından bana bir yol vardır. O yolu yürümek zordur.
Sanki bir nüfus sayımı günü, sokaklar boşaltılmış, pardesülü bir adam sırtını asırlık ağaca vermiş, geniş bir alanın kenarında mızıka üflüyor. Zaman zaman gözlerini uzak bir noktaya sabitleştirerek kendisine bir soru soruyor. Doğru cevabı bulmak için uzun uzun düşünüyor. Ve gözleri ışıldayarak cevabını mırıldanıyor. Bir gün o da gözlerindeki bu ışıltıyı fark eder ve elini kalbine değdirdiğinde içinde deveran eden o yoksulun aşkını tanımlar, o şarklıyı keşfederse yazacağı ilk şiire adını verecek. Sonsuza dek Sophie, sonsuza dek.